Evet arkadaşlar, sizlere iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım video, kripto para birimleri ve nakit ödemelerle ilgili finansal dünyanın dönüşümleri hakkında konuşacağız. Buna bir bakış atacağız. Şimdi finansal işlemlerimizi yürütme şeklimiz giderek dijitalleşen bir dünyada önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu bağlamda kripto para birimlerinin yükselişi ve geleneksel nakit ödeme yöntemleri arasındaki karşılaştırma, kişisel finansal stratejilerimizin temel bir bileşeni haline gelmiştir. Özellikle blockchain tabanlı bir kripto para birimi olan Bitcoin ile ödeme yapmanın avantajları ile yüzyıllardır kullanılan nakit ödemeler arasındaki farkları anlatacağız. Geleceğin finansal trendlerini konuşacağız. Şimdi Bitcoin ile ödeme yapmanın avantajları nelerdir arkadaşlar? Bitcoin kripto para dünyasında hızla büyüyen ve genişleyen bir para birimi olarak dikkat çekiyor. Bu yeni dijital para biriminin en belirgin avantajlarından biri, kullanılan kolaylığı ve erişilebilirliğidir. İnternet bağlantınız varsa ve fiziksel bir mekanda bekliyorsanız ya da karmaşık bürokratik süreçlerle uğraşmaya gerek duymuyorsanız, sadece birkaç tıklama ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu kripto paraların sağladığı pratikliğin altını çiziyor ve modern teknolojinin kişisel finansmanımızı nasıl dönüştürdüğünü göstermektedir. Şimdi bir de güvenlik var bu işin içinde. Bitcoin ile ödeme yapmanın bir diğer önemli avantajı da güvenliktir. Blockchain teknolojisi her işlemin şifrelenmiş ve doğrulanmış olmasını sağlıyor. Bu da hırsızlık, sahtecilik riskini arkadaşlar büyük ölçüde azaltıyor. Geleneksel bankacılık sistemlerinde ise güvenlik ihlalleri sıkça yaşanıyor. Bitcoin gibi kripto para birimlerinde güvenlik seviyesi daha yüksektir. Bu kullanıcıların finansal işlemlerini gerçekleştirirken kendilerini de daha güvende hissetmelerini sağlıyor. Bitcoin ile yapılan işlemlerin maliyet verimliliği de dikkate değerdir. Geleneksel bankacılık sistemlerinde her işlem için bir dizi aracı ve bürokrasi nedeniyle bazı ücretler verebiliyorsunuz. Oysa Bitcoin ile yapılan işlemlerde aracılar yok. Düşük işlem ücretleriyle yapılabiliyor bunlar. Bu da kullanıcıların uzun vadede daha fazla tasarruf etmesini sağlıyor. Ancak Bitcoin'in popülaritesi artıyor olsa da kripto para birimleri genel olarak hala bazı zorluklarla karşı karşıyadır. En belirgin sorunlardan biri de kitlesel olarak benimsenmenin hala düşük olmasıdır. Kripto paralar hakkında artan farkındalık bu durumu değiştirme potansiyeline sahip olsa da Bitcoin'in yani Bitcoin gibi bir kripto paranın genel kabul görmesi için kat etmesi gereken çok uzun bir yol vardır arkadaşlar. Şimdi nakit ödemede geleneksel ve evrensel nedir diyelim.
Nakit ödemeler dünya genelinde yaygın olarak kullanılıyor ve kabul edilen bir yöntemdir. Nakit, herhangi bir özel teknolojiye ihtiyaç duymadan herkes tarafından kolayca kullanılabiliyor. İnternet bağlantısı veya özel cihaz gerekmiyor. Nakit ödemeyi birçok kişi için güvenilir ve pratik bir seçenek haline getiriyor bu durum. Ancak nakit kullanmanın da bazı dezavantajları var. Fiziksel nakit taşımak hırsızlık veya kayıp riski taşır ve özellikle de büyük miktarlarda ödeme yaparken bu riskler de daha çok artıyor. Ayrıca nakit işlemleri genellikle zaman alabiliyor ve doğrulama süreci büyük miktarlardaki ödemelerde gecikmelere neden olabiliyor. Büyük miktarlarda nakit taşımak da güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Çünkü bu hem hırsızlık için cazip bir hale geliyor, hem de paranın yasa dışı amaçlarla kullanılması olasılığını da artırıyor. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz. İki farklı dünya arasındaki tercihler nasıl olmalıdır? Bitcoin ile ve diğer kripto para birimleriyle nakit ödeme yöntemleri arasındaki karşılaştırma, günümüzün hızla değişen finansal ortamını anlamak için kritik öneme sahiptir. Bitcoin, kullanıcılarına dijital kolaylık, güvenlik ve maliyet verimliliği sunarken, nakit ödeme teknolojiye bağımlılığın olmadığı evrensel bir seçenek sunar. Her iki yaklaşımın da kendine özgü avantajları, dezavantajları vardır tabii ki. Hangisinin tercih edileceği kişisel ihtiyaçlara ve koşullara bağlıdır. Teknolojinin ilerlemesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte hem kripto paralar hem de nakit ödemeler evrim geçirmeye devam edecektir tabii ki. Kişisel finansmanımızı yönetirken bu iki yaklaşım arasındaki dengeyi anlamak daha bilinçli ve akıllıca finansal kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle Bitcoin ve diğer kripto paralar ile nakit ödeme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek finansal dünyada önümüzü daha iyi görebilmemizi sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videom burada bitiyor. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.